Dün Hakkari halkın iradesine bir darbe indirdi iktidar. Burada söylemek istediğimiz Mehmet Sıdık Akış Belediye Eş Başkanımızın hakkında hiçbir kesinleşmiş, hiçbir yargı kararı olmamasına rağmen apar topar adına açılmış bir dosyadan gözaltına alındı. Burada amaçları tabii ki de belediye eş başkanımızı bir şekilde gözaltına alıp kayyum atamak. Yani amaçları bir belediyeye kayyum atamaktı. Yani bu birinin herhangi bir şey yapmış olmasına hiç gerek yok. Onlar istedikleri gibi istediklerinde biri hakkında herhangi bir şey bahane delillerle, uydurma haberlerle bir dosya açıp yerine kayyum atamak amaçları. Biz bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Seçilmişler olarak, parti olarak, DEM Parti olarak kesinlikle bunu kabul etmeyeceğiz. Eylem etkinliklerimiz devam ediyor. Partimizin, genel merkezimizin bu konuda programları devam ediyor. Belediyeye gittiğimizde gerçekten büyük bir tahribatla karşılaştık. Personel konusunda olsun, borçlar konusunda olsun gerçekten büyük bir tahribat yaratılmıştı. Büyük borçlarla şehirde, kentte hiçbir sorunun giderilmediğini gördük. Yani yılların birikmişliği vardı kentin sorunlarında ve büyük bir borç vardı. Bu borcun, bu paranın nereye gittiğini seçim sürecinde ortaya çıkardık. Yani bu 2 aylık süreçte bu borç yapılmıştı. Hep seçim rüşvet, seçim propagandasını yapmak için kullanmışlardı. Bunların belgeleri de var. Belge ortaya çıkardık bunların hepsini. Biz bu borçları açıkladıktan sonra durmayacağımızı söylemiştik ve onların bu adımları ondan sonra başladı. Hırsızlıklarını, talanlarını ortaya çıkaracağımızdan ötürü böyle yaptıklarını düşünüyoruz açıkçası. Büyük bir tahribat var ortada. Örnek, yani sırf yardım, seçim rüşveti için, yardım için kredi, Vakıfbank'tan çektikleri 24 milyon kredinin faizi %100 faizle kapatmışlar. Yani gerçekten burada çektikleri bütün kredinin de ortaya çıkardığımız rakamlarla harcanmadığını gördük. Mesela doğalgaz yardımına falan yapmışlardı. Bu çekilen kredinin spor kulüplerine yardım sağlamışlardı, doğalgaz yardımı sağlamışlardı, gıda paket yardımı sağlamışlardı. Mesela Hakkari'de 21 tane spor kulübü olmamasına rağmen 21 tane spor kulübüne yardım sağladıklarını söylüyorlar ve belgelerde bu isimler var ama biz bilmiyoruz bunları. Mesela Hakkari Polis Spor Kulübü'ne 700 bin lira yardımda bulunmuşlar. Diğer, mesela dikkatimizi çeken bir spor kulübü var. Ölmez Meskan Madencilik Spor Kulübü'ne 50 bin lira yardımda bulunmuşlar. AK Parti adayının kendi maden şirketin spor kulübüne bile yardımda bulunduğunu gördük orada. Kendisi kesinlikle kendi cebinden, kendi parasından yardımda bulunduğunu söylemişti ama biz oraya gidip gördüğümüz şey tamamıyla belediye bütçesinden halka hizmet ettiğini gördük. Halka yardımlarda bulunduğunu gördük. Bunu hiç etki bulmuyoruz. Hakkari halkına, Türkiye halklarına, demokratik kurumlara çağrımızdır. Partilerine, iradelerine sahip çıkmalarını söylüyoruz. Sahaya çıkmalarını istiyoruz. Bugün birlik beraberlik günüdür. Bugün herkesin ayağa kalkması gereken bir gündür. Hakkari'nin DEM Parti kitlesine değil, Hakkari'nin bütün halkına sesleniyoruz. Burada parti sadece bizim partinin iradesine gasp edilmiyor. Orada AK Parti'nin encümenleri de var. Onların da iradesine gasp edildi. Burada kayyum atanarak
Meclisi feshettiler mesela. Burada sadece bizim irademize gasp etmediler. Bütün Hakkari halkın iradesine gasp ettiler. Bütün Hakkari halkını sahaya çağırıyoruz. Herkesin iradesine sahip çıkma günüdür bugün. Kayyumlara karşı dur dememizin vaktidir. Bunu kabul etmediğimizi, bu Hakkari halkının kabul etmeyeceğini halk 31 Mart seçimlerinde zaten göstermiş oldu. Sizden kayyumlardan yana olmadığını göstermiş oldu. Herkesi bu karara saygı duymaya davet ediyorum.